Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu minicik kabağımızı, kabak tatlısı yapacağız. Detayları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle dilimleyerek işe başlıyoruz. Bu aşamada dikkat edin, elinizi kesmeyin. Gerçekten kabuğu sert olabiliyor, bazılarının kabuğu yumuşak olabiliyor. Kabağınıza göre lezzeti ve yapılışı değişiyor. Bu şekilde güzelce dilimliyoruz. Minik minik veya büyük şekilde de yapabilirsiniz de ama tamamen size kalmış. Biz böyle dilimlik, lokmalık yani minik sevdiğimiz için küçük küçük parçalara ayırarak kabak tatlısı yapacağız. Bunu isterseniz süt koyup kabak sütlüsü olarak da puding tarzı muhteşem bir kıvamı oluyor gerçekten. Onu da yapabilirsiniz. Onun da kanalımda videosu var. Bu şekilde güzelce kabuklarını kesiyoruz. İsterseniz bu şekilde kendinize doğru kesebilirsiniz. İsterseniz ters yönde kabuklarını güzelce temizleyebilirsiniz. Yeşil kısmı da birazcık almaya çalışın. Çünkü yeşil kısım pek pişmiyor. Yani tadı da olmuyor. Burada annem birazcık bırakmış onları. Bu şekilde kabuklarını güzelce doğradıktan sonra arkadaşlar bunları güzelce minik minik dilimleyeceğiz. Sonrasında isterseniz çekirdeklerini, bu çıkan çekirdeklerini atmayıp kabak çekirdeği olarak da tüketebilirsiniz. Çoğu kişinin bildiği gibi bağırsaklara iyi geliyor. Kabak çekirdeğinin birçok da faydası var. Bu şekilde biz onları da ayrıyetten atmadık. Burada minik minik doğruyoruz. Bunları geniş şekilde de doğrayanlar var. Hiç kabuklarını kesmeden direkt böyle büyük büyük doğrayıp fırına da atabilirsiniz. Üzerine az bir şey şeker de serpip çok lezzetli oluyor da. Tamamen size kalmış. Ben sadece bu şekilde yeni yapanlar, ilk yapanlar için göstermek istedim. Minik minik doğrarsanız biraz daha iyi oluyor. Bu şekilde güzelce kabaklarımızı doğradık. Sonrasında bunu arkadaşlar güzelce şekere yatıracağız. İsterseniz bir gece bekleyebilirsiniz. İsterseniz 1 saat 2 saat kadar da yeterli olabiliyor bazı kabak türlerinde. Bunlar bizim tarlamızda çıkan kabak olduğu için biliyoruz şeyini. Bu şekilde çekirdeklerini de güzelce ayıtlıyor. Bunları sonrasında bir tane gazete kağıdının üzerine veya tepsiye koyup balkona atın. Orada zaten kuruduğunu çıkan zarımsı şey var. Onlar çıkınca anlayacaksınız zaten kuruduklarını. Bu şekilde bunları isterseniz tarlanıza ekin, bahçenize de ekebilirsiniz, balkonunuza da, saksının içerisine. Kuruduktan sonra tabii ki bu şekilde onları da ayırdık güzelce. Pişireceğiniz tencerenin içine kabakları koyun, üzerine kaplayacak kadar bu şekilde şeker ilavesi yapın. Bunları ağzını kapatarak güzelce bekletin arkadaşlar, güzelce karıştırın. Kabağın içinde olan suyu şeker sayesinde dışarıya çıkacak. Hiçbir şekilde su eklemesi yapmadık. Tamamen şurada da göstereyim size. Kendi şekeri, kendi suyu pardon. Şekeri koyduğumuz için kendi suyunu ilave etti. Altı kısık vaziyette bu şekilde kabağı pişirdik arkadaşlar. Şu an açıyorum. Sizlere göstermek istedim. Kabak pişti. Dağılmadı da. Şimdi alarak sizlere göstereceğim dağılmadığını da. Gerçekten çok güzel kıvamı oldu. Tabii bunda kabağınızın türünün de etkisi var. İyi olup olmaması. Sonuçta tarlaya bir çekirdek atıyorsunuz. Allah ne verdiyse. Bu şekilde rengi harika oldu. Dağılmadı. Tadı da güzel oldu. Sadece şu yeşil yerlerini biraz daha kesseydik. O yeşil yerleri birazcık sert kaldı. Birazcık ama pişmemiş değil. Diğer yerlerine oranla zaten sert kalması gerekiyordu. Bu şekilde arkadaşlar çok da güzel oldu. İlk yapanlar kesinlikle bunu denemeli. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.